Ak다r izleyicilerimiz Bildiğiniz üzere tüm Avrupa'da scooterlar bu elektrikli scooterlar ciddi anlamda yayılmaya devam ediyor. Almanya'da scooterlarla ilgili bir istatistik yayınlandı. Bunu hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın Almanya'da 2020'nin ilk 9 ayında 1570 scooter kazası meydana geldi. 1570. Ve bu kazalarda 7 kişi hayatını yitirdi. O gördüğümüz iki tekerlekli aletler 1570 kaza 7 kişi de hayatını yitirdi. Kazalarda 269 kişi ağır yaralanıyor. 1096 kişi ise hafif şekilde yaralanıyor. Ülkede aynı dönemde 73293 de bisiklet kazası meydana geliyor. 351 bisikletli yaşamını yitiriyor. 14128 ağır 59603 kişide bisiklet kazalarında yaralanıyor. 14128 ağır. Bakın değerli izleyicilerimiz. Özellikle çocuklarımız için söylüyorum. Bisiklettir ya bir şey olmaz. Scooter ya ne olacak? Bir şey olmaz. Oluyor arkadaş. Bak. Gerçekten ben bu haberi gördüğümde çok şaşırdım. Düşünebiliyor musunuz? 1570 scooter kazası 7 kişi hayatını kaybediyor. Bisiklet kazaları 269 kişi hayatını kaybediyor. Aman siz siz olun biraz daha dikkat edin. Özellikle çocuklarımızı kurallara uyma konusunda daha çok uyarmamız gerekiyor. Bakın Allah korusun 269 kişi sadece Almanya'da bisiklet kazasında yaşamını yitiriyor. Aman. Ne olur hani bisiklet deyip geçmeyelim. Mümkün olduğu kadar kurallara daha fazla uyalım. Özellikle çocuklarımızı da ne olur uyaralım. Çünkü bu rakamlar gerçekten alarm veriyor. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere dünya otomotivi artık elektrikliye geçiyor. Bir değişim dönemindeyiz. Dizel ve benzinli araçlar 20 yıl sonra çok büyük oranda hayatımızdan çıkacak. Şimdi bununla ilgili olarak Almanya peki ne durumda? Almanya'da insanlar elektrikli ya da hibrit araçlara geçiyorlar mı? Bunlarla ilgili bazı rakamlar açıklandı. Bunları sizlere hemen aktarıyorum. Bakın 2020 yılında 394.940 yeni elektrikli otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Geçen yıl neredeyse yeni ruhsat çıkarılan her iki otomobilden bir tanesi elektrikli otomobil olmuş. Bu rakam bir önceki yıl 303 bin olarak kayıtlara geçmişti. Geçen yıl elektrikli otomobiller kadar da hibrit ve içten yanmalı motorlu araçlar da trafiğe kaydedildi. Almanya'da trafikte bulunan elektrikli araç oranı da yükseldi. Geçen yılın verilerine göre trafikteki elektrikli araçların oranı yüzde %13,5'a yükseldi. Bakın trafikteki araçların yüzde %13,5'u artık elektrikli. Federal hükümet aldığı kararla elektrikli araç satın alanlara da teşvikler veriyor. Yani mali destekte bulunuyor. Elektrikli araç satın alanlara verilen destek aracın büyüklüğüne ve motoruna göre 9000 euro'ya kadar çıkabiliyor. Hibrit otomobillere ise 6750 euro destek veriliyor. Hükümet 2030 yılına kadar 7 ila 10 milyon arası elektrikli aracın trafiğe çıkmasını bekliyor. Evet değerli izleyicilerimiz. Artık dünya elektrikli araçlara çok hızlı bir şekilde adapte olmaya çalışıyor. Bununla ilgili olarak da pek çok alternatif sunuluyor. Tüm ülkelerde elektrikli araca geçiş bana göre özendirilmeli. Artık şu mazotlu araba, benzinli araba derdinden de kurtulmamız gerekiyor. Onun bakımı, bunun bakımı derken gerçekten araca binmek, arabaya binmek de ciddi masraf. Yakıt gelirini söylemiyorum zaten. O ayrı bir dert. O nedenle çok hızlı bir şekilde geçilmesi gerektiğine inanıyorum. 9000 euro değil 15000 eurodan aşağıda destek verilmemeli ki insanlar şu mazotlu benzinli araçlardan vazgeçsin. Yeni araç alacak olanların da bana göre artık elektrikli araçtan başka bir araç almaları da doğru değil. Şimdi elektrikli araçlarda biliyorsunuz bir tek akülerle ilgili bir problem olabiliyor. Elektriği onu ya yani onu şarj etmek daha ucuz. O araçların bakımları falan yok arkadaşlar. Bu elektrikli araçların biliyorsunuz öyle ciddi bir bakımı falan yok ama benzinli mazotlu araçlardan bir an önce vazgeçilmesi için bu teşvik miktarının da arttırılması gerekiyor. Avrupa'da ırkçılık maalesef her geçen gün daha da artıyor. Yabancı olmak, Müslüman olmak maalesef neredeyse suç olarak görülecek. Hollanda'ya artık Müslümanlar alınmayacak. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Hollanda'nın siyasetçileri söylüyor. Bakın. Evet şaka değil. Hollanda'ya Müslümanlar alınmayacak. Ve Hollanda'da İslam'dan arındırma bakanlığı kurulacak. İslam'dan arındırma bakanlığı. Olur mu ya falan demeyin sakın. Olacak. Göreceksiniz. Bakın haberin detayları. Hollanda'da Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Gert Wilders resmi internet sayfasında 17 Mart'ta yapılacak olan seçimler için 2021-2025 yılı programını açıkladı. Programda göçmenlik, geri dönüş ve İslam'dan arındırma bakanlığı kurulacağı ve İslam'ın totaliter bir ideoloji olarak tanınacağı yazıyor. Açık bir şekilde belirtiliyor bakın. Kim söylüyor bunu? Özgürlükler Partisi'nin genel başkanı İslam ülkelerinden sığınmacı veya göçmen alınmayacak. Camiler, İslami okullar, Kur'an-ı Kerim aracılığıyla İslami ideolojinin yayılmasının yasaklanacağı ifade ediyor. Ne demek? Camiler kapatılacak. Kur'an-ı Kerim Hollanda'da okunması yasaklanacak. Türklerin ya da diğer Müslümanların dernekleri komple kapatılacak. Yeni bir Hollanda için hazırlanın deniliyor. Açıkçası Türkçesi bu. Yeni bir Hollanda. Programda kamuda başörtüsü yasağı uygulanacak. Sığınma talepleri tamamen durdurulacak. Yani göçmenlere Hollanda kapatılıyor. Ayrıca sığınmacı merkezleri de kapatılacak. Yani yabancıların sığınma talepleriyle ilgilenen merkezler de komple kapatılacak çifte vatandaş olanlar için seçim ve seçilme hakkı da ortadan kaldırılıyor. Bu partinin adı da Özgürlükler Partisi. Özgürlükler Partisi'ymiş. Değerli izleyicilerimiz, Müslümanlara Hollanda yasaklanıyor. Kur'an-ı Kerim yasaklanıyor. Camiler kapatılıyor. Göçmenlik diye bir şey Hollanda'da artık olmayacak. Türkçesi bu. Başka bir izahat yok zaten. Her gün Avrupa'nın dört bir yanında değerli izleyicilerimiz sadece Hollanda değil Almanya, Fransa, İngiltere aklınıza gelebilecek her yerde İsveç, İsviçre, Norveç, Danimarka neresi derseniz deyin ırkçılıkla ilgili olaylar var. Maalesef tablo her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Bakar mısınız ya? Adı Özgürlükler Partisi olan bir partinin hokkabaz Düzenbaz başkanı diyor ki yabancılara, göçmenlere Hollanda'yı kapatıyoruz. Camileri kapatıyoruz. Kur'an-ı Kerim okunmasını yasaklıyoruz ve bir bakanlık kuruyoruz. Bakanlığın adı da İslam'dan arındırma bakanlığı. İslam'dan arındırma bakanlığı. Ve bu adam özgürlükleri savunuyoruz diye ortada cirit atıyor. Bu mu insan hakları, bu mu demokrasi, bu mu dinlere olan saygı, sevgi? Lafa gelince Avrupa insan haklarının merkezi, Avrupa demokrasinin beşi diyorlar. Bunun adı tamamen rezalet. Başka hiçbir izahatı falan yok. Başka hiç yorum yapmaya falan da gerek yok. Bu ne demek biliyor musunuz? Toplumları birbirine düşürecek, Toplumların bütün dengesini bozacak adımlar bunlar. Müslüman'la Hristiyan'ı birbirine düşman edecek, toplumun içerisindeki ayrılıkların fitilini ateşleyecek, ondan sonra da diyecekler ki özgürlük demokrasi. Bu mu kardeşim sizin özgürlük anlayışınız? Camileri kapatmak mı? Namaz kılan insanları sınır dışı etmek mi? Bakın değerli izleyicilerimiz. Sadece bu adamlar değil. Bu adamlara oy verenler de aynı düşünceyi savunuyorlar. Şunu duyarsanız sakın şaşırmayın bakın. iki gün sonra Hollanda'da Türkler sınır dışı edilmeye başlandı. Camiler kapatıldı ya da camilere gidenler sınır dışı ediliyor diye haberler eğer görürseniz sakın şaşırmayın. Maalesef gidişat bu yönde. Durum ağır ve bir o kadar da ağırlaşmaya devam ediyor. İnsan hakları, demokrasi diyorlar. Özgürlük diyorlar, dinlere saygı diyorlar ama uygulamaya baktığımızda konuşulanla uygulama arasında dağlar kadar fark var. Hiç kimse de bunlara sormuyor kardeşim. Hiç Hollanda'daki hiçbir mahkeme, hiçbir kuruluşta şunu söylemiyor. Demiyor ki kardeşim bu parti programı yasalara aykırı Din ve düşünce özgürlüğüne aykırı demiyor. Adam açık açık İslam Müslüman düşmanlığı yapıyor. Düşmanlık kardeşim toplumun içerisinde huzursuzluk bu bir suç. Hiç kimsenin sesi çıkmıyor ama. Niye? Çünkü onlar da rahatsız değiller. Tıpkı bu parti gibi. Başka bir izahatı yok. Parti tüzüğünde sen başka bir dine mensupları biz sınır dışı edeceğiz. Onların camilerini, dini ibadet yaptıkları yerleri kapatacağız diyebilir misin? Parti tüzüğünün ya da parti programının da kanunlara aykırı olmaması gerekiyor. Görünen şu, resmen ırkçılık yapılıyor. Başka hiçbir izahatı falan yok.